Merhaba canlar, ben Umut Murat Hoca. Evet sevgili arkadaşlar, 10. sınıflar için yay dalgaları konusuyla devam ediyoruz. Eğer sen hazırsan dostum ben de hazırım. Hadi gel. Bu konuda neler göreceğiz? Atma ve ilerleme yönlerini göreceğiz. Atmaların yayılması, yansıması, ortam değiştirmesi, atmaların birbiri içerisinden geçişini göreceğiz arkadaşlar. Bu konuyu nerede kullanıyoruz arkadaşlar? Yaylı çalgılar yapılırken ve akord edilirken faydalanıyoruz. Bu konuyla ilgili ödevleri yapmayı unutmuyorsun sevgili dostum. Evet, ilk başlığımız yay dalgaları. Hem enine hem boyuna titreşebilen mekanik dalgalara yay dalgaları denir. Bir yay üzerine kısa sürede oluşturulan tek bir dalgaya atma denir. Bakın şekilde görüyorsunuz arkadaşlar, bir atmamız var. Sağ tarafa doğru ilerliyor. Genliği A kadar, genişliği X kadar. Genişlik X ve çarpı T ile bulunur arkadaşlarım. Genlik dalganın taşıdığı enerjinin göstergesidir. Şimdi arkadaşlar bir atma ilerlerken bakınız sağ tarafa doğru gidiyor. Dolayısıyla ön tarafı yukarı doğru hareket ederken arka tarafı da aşağı doğru hareket edecek şekilde olduğu gibi. Aynı yay üzerinde farklı atmalar oluşturulabilir. Bakınız K ve L atmalarında olduğu gibi bir tepe atma oluşturulmuş, bir de çukur atma oluşturulmuş. Şimdi arkadaşım, homojen bir yayda oluşturulan 3 atma üzerindeki noktaların titreşim yönleri 1, 2, 3'te verildiğine göre K, L ve M atmalarının hareket yönleri nedir diye sormakta. Şimdi arkadaşlar böyle sorularda verilen okların terslerini son tarafa çizeceksiniz. Bak şimdi K için arkadaşım şöyle çizersen K'nın sol tarafa hareket ettiğini söyleyeceksin. L için arkadaşlar hemen böyle tersi aşağı doğru, o zaman L de sola doğru hareket ediyor diyeceğiz. M için arkadaşlar aşağı doğru, dolayısıyla M de sağ tarafa doğru hareket ediyor diyeceksin sevgili arkadaşım. K sola, L sola, M sağa hangi şıkta var? D seçeneğinde vardır arkadaşlar. Arkadaşlar atmanın yayılması ve hızından bahsedelim. Bir kuvvet uyguladığınız bir tele ve bir atma oluşturduğunuz, bu atmanın bir hızı var ve hız kök içerisinde F bölü mu ifadesiyle bulunur. Mü birim uzunluk başına düşen kütle demektir sevgili arkadaşım. Aynı yay üzerinde oluşturulan atmaların hızları eşit büyüklüktedir. Atmaların hızı atmanın şekline, genliğine ve genişliğine bağlı değildir diyeceksin. Hemen sorumuza bakalım. Birim uzunluğunun kütlesi 0,8 kilogram bölü metre olan bir yay 80 Newton'luk kuvvetiyle gerilerek dalga oluşturuluyor. Oluşan dalganın hızı kaç metre bölü saniyedir? Hız eşittir kök içerisinde F bölü mü. Kök içerisinde 80 bölü 0,8. Hemen sıfırdan kurtardık. 800 bölü 8 ne yapar? Kök içinde 100. Yani hızımız 10 metre bölü saniyedir deriz sevgili arkadaşım. Şimdi arkadaşlar tekrar başka bir sorumuz. Şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'te özdeş yaylar F, F, 2F kuvvetleriyle gerildikten sonra H, 2H, H genlikli oluşturuluyor. Buna göre atmaların hızları V1, V2, V3 arasındaki ilişki neydi? Formül neydi? V eşittir kök F bölü mü. Bunlar özdeş. Demek ki birim uzunluk başına düşen kütleleri aynı. O zaman arkadaşlar ne diyeceğiz? Kuvvetlere bakacağız. Kuvvetlere baktığımızda sevgili arkadaşlarım, V3'ün en büyük kuvveti olduğu için hızı en büyüktür. V1 ve V2'nin hızları da eşittir diyeceğiz. Cevabımız E seçeneği olacaktır sevgili arkadaşım. Arkadaşlar atmaların birbiri içinden geçişi. Şimdi zıt yönde gelen atmalar ne yapacak? Gelecekler, kocaman bir atma oluşturacaklar. Sonra tekrar yollarına devam edecekler. Atmalar birbiri içine geçtiklerinde genlik ya da genişliklerinde herhangi bir değişiklik olmayacak arkadaşlar. Bir anlığına maksimum ya da minimum oluştururlar. Ondan sonra yollarına devam ederler. Şimdi atmaların arkadaşlar yansımalarına bakalım. İki çeşit yansımamız var arkadaşlar. Sabit uçtan yansıma, bir de serbest uçtan yansıma. Atma sabit uca geldiğinde bakın şekilde görüyorsunuz. Ne yapmış? Ters dönmüş değil mi? Dikkat ederseniz tepe atma çukur atmaya dönüşmüş arkadaşlar. Ama serbest uca geldiği zaman arkadaşlarım geldiği gibi geri yansımış. Tepe atma gelmişse tepe atma olarak geri yansıdı diyoruz. Sevgili arkadaşlarım böyle bir sorumuz var. Eşit bölmeli düzlemde K sabit, L serbest uçları arasında gerilmiş bir yayda oluşturulmuş atmaların T eşittir 0 anındaki konum ve hareket yönleri şekildeki gibidir. Atmanın 1 saniyede 2 bölme hareket ettiklerine göre
İlk defa kaç saniye sonra maksimum genliğe ulaşırlar? Bak, bir saniyede iki bölme gidiyor. Şimdi arkadaşım, önce yukarıdaki tepe atmayla başlıyorum. Bakınız, şöyle iki bölme geldi, bir saniye. İki bölme daha geldi, bir saniye. En son şöyle üçüncü saniyede buraya gelmiş olsun. Şimdi diğerine baktığımız zaman aynı şekilde bir saniyede buraya gelir. Sonra ikinci saniyede arkadaşlar 1, 2 geldi. Üçüncü saniyede arkadaşlar ne oldu? Bakınız şöyle oldu. Dördüncü saniyede de şurada ne yapacak arkadaşlar? Maksimum oluşturacaktır diyoruz. Cevabımız E seçeneği oluyor. Ortam değiştiren atmalar diyoruz. Arkadaşlar bazı yaylar ince, bazı yaylar kalındır. Şimdi bakınız, ince yaydan kalın yaya geçişe bakalım. İnce yayda bir atma oluşturulmuş ve kalın yaya doğru gönderilmiş. İnceden kalana gelen atma tepe taklak olmuş. Yani tepeyken çukur olmuş, dikkat ederseniz. Yukarıda tepe atma, aşağıda çukur olmuş. Şimdi bu atma arkadaşlar geldi ve yansıdı. Daha sonra enerjisinin bir kısmını da kalın yaya verdi ve orada iletildi. Bu atmaya ait geldiği andaki hızı yansıdığı andaki hızına eşittir ve ilettiği hızdan daha fazladır. Geldiğindeki genişliği ile yansıdığı genişliği aynı olacak, ilettiğinden fazla olacak. Burada püf noktamız şu. Geldiğimiz zamanki enerjimiz AG, iletildiğimiz zamanki enerji olan AI'den büyük. AG yansıyanın genliğinden de daha büyük olacak. Bunları unutmayacaksın sevgili arkadaşım. Yorum sorularında geliyor. Ve ince yayda her zaman daha hızlı olduğumuz için D1 uzaklığı, D2 uzaklığından daha fazladır. Şimdi tam tersini düşünelim. Bu sefer kalın yaydan ince yaya, bakınız tepe atma gelmiş. Kalından inceye gelince geldiği gibi geri yansımış. Dikkat ederseniz serbest uçtan yansıma gibi olmuş yani. Aynı şekilde kalın yayda gelen atmanın hızıyla yansıyan atmanın hızı birbirlerine eşit. Ancak ince yaydaki hız daha fazla, biliyorsun. Dolayısıyla ince büyük, yansıyanla gelenin hızları eşit diyeceğiz. Ve arkadaşım, İnce yaydaki nedir? Genişliğimiz daha büyük olacak ama yansıyan ve gelenin genişlikleri daha küçük olacak. Gelenin enerjisi yansıyandan nedir arkadaşım? Büyüktür. İletilenden de büyüktür diyeceksin. Son olarak D2 mesafesi yine D1 mesafesinden büyüktür. Neden hocam? İnce yay daha hızlı olacağı için. Gergin esnek bir yayda şekildeki gibi iki atma oluşturuluyor. Atmaların hareket yönleri verildiğine göre ilk karşılaştıklarında oluşan girişim deseni aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar, ben bu tarz sorularda, bakınız birbirlerine doğru geliyorlar. Hemen aşağıdakini yukarıdakinin altına çiziyorum. Şimdi aşağısı çukur, yukarısı tepe. O zaman tepe olan ne yapacak? Aşağı doğru düşecek. Ne kadar düşecek hocam? Bak, şuradaki iki kare kadar düşecek. Yani şu iki kareyi aşağı doğru indirmiş olacaksın ve şeklin E'deki gibi olacak sevgili dostum. Şimdi arkadaşlar, gerilmiş bir yayda periyodik dalgalar üreten bir kaynak 12 saniyede 60 dalga üretmektedir. Dalgaların yayılma hızı 40 santim bölü saniye olduğuna göre ardışık 6 dalga tepesi arasındaki uzaklık kaç santim? Şimdi arkadaşım, 12 saniyede 60 tane oluştuğuna göre 1 saniyede ne kadar oluşur? Buradan frekansımızı 5 buluruz. Şimdi dalganın yayılma hızı dalga boyu çarpı frekans, yani 40 eşittir lambda çarpı 5'ten, lambdamız 8 santim. Şimdi bana diyor ki 6 dalga tepesi, her iki tepe arası 1 lambdaydı. 6 dalga tepesi dediğine göre 5 lambdadan bahsediyor. 5 lambda 5 çarpı 8 40 santim demektir sevgili dostum. Konumuzu bitirirken atma ve ilerleme yönünü öğrendik. Atmaların yayılması, atmaların yansıması, atmaların ortam değiştirmesi ve atmaların birbiri içerisinden geçişini öğrendik sevgili arkadaşım. Sevgili arkadaşlar, bu bizim ödüllü sorumuz. Bu ödüllü sorumuzu bir sonraki hafta yapacağız. İsterseniz bir önceki haftanın ödüllü sorusuna bakalım. Evet arkadaşlar, bu haftanın ödüllü sorusu şu. Bir saç kurutma makinesinin çalışmasındaki enerji dönüşümü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir demiş. Şimdi arkadaşlar, saç kurutma makinesi diyoruz. Elektrik enerjisini alıyoruz değil mi? Elektrik enerjisini neye dönüştürüyoruz? Mekanik enerjiye dönüştürüyoruz. Ondan sonra da ısıya dönüştürüyoruz. Yani cevabımız C seçeneği olacaktır. Kazanan arkadaşlarımız aşağıda listelenmiştir. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.